Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Efendim, şimdi de karşımızda sevgili ekonomist doktor Burak Kesoğlu olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Melis, iyi haftalar. Çok teşekkürler. Ben sizden çok kısa bir yorum alarak nasıl bir haftaya başlıyoruz diye genel bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Sonra araya bir haber gireceğiz. Voice of America'nın bu İsrail-Gazze çatışmasına ilişkin olarak, ama önce ben sizin değerlendirmenizi alayım. İsrail'in sürpriz saldırısıyla birlikte geçtiğimiz hafta yaşanan dünyada yeni bir gerginlik alanı ve sahası daha açıldı. Tabii Türkiye için bu pek de hoş olmadı. Çok yakınımızda, coğrafyamız içinde böyle büyük bir çatışma olması ve çatışmanın nereye kadar süreceği ve potansiyelinin ne kadar büyük olabileceği konusunda çeşitli yorumlar olmakla birlikte henüz daha olayın nerelere doğru evrilebileceğini görmüyoruz. Ancak altın ve petrol fiyatlarında çok agresif hareketler gördük ve görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilk andaki hareketlerle petrol şu anda da ekranda gözüküyor. 89 dolarlara Brent gene geldi. Altın tarafı 1900'lerin üzerine attı. Her ne kadar küçük %1.2-0.8 düşüşler olsa da önümüzdeki bu ayın devamında ve Kasım ayında neler olacağını hep birlikte göreceğiz, ama gergin ve zorlu bir yıl sonu geçireceğimiz şu andan gözükmeye başladı gibi. Evet. Hocam, o zaman bir haberimize ben pas atayım oradaki durumla ilgili. Onu bir dinleyelim, ardından yorumları detaylandıralım sizinle birlikte. İsrail Gazze'de yaşayan sivillerin 24 saat içinde şehri boşaltmalarını istemişti. Birleşmiş Milletler karara tepki gösterdi ve 1 milyondan fazla insanın bu kadar kısa sürede şehri boşaltmasının imkansız olduğunu ifade etti Birleşmiş Milletler yetkilileri. İsrail kara operasyonu için hazırlık yapıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant artık savaş zamanı diyerek Gazze'nin kuzey bölgesinin 24 saat içinde boşaltılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Cuma günü yaptığı açıklamada Gazze'nin tahliyesinin yıkıcı insani sonuçlar doğuracağını belirtti. Early this morning Central European time. Bu sabah erken saatlerde Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Gazze'deki Emniyet ve Güvenlik Departmanı ekip liderleri, İsrail ordusundaki irtibat subayları tarafından Gazze'nin kuzeyindeki tüm nüfusun önümüzdeki 24 saat içinde Güney Gazze'ye taşınması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Bu yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiye tekabül ediyor. Aynı emir, Birleşmiş Milletler personeliyle okullar, sağlık merkezleri ve klinikler dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler tesislerinde barınanlar için de geçerli. Örgüt böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor. Birleşmiş Milletler zaten bir trajedi olan durumun felakete dönüşmesini engellemek amacıyla bu tür bir emrin iptal edilmesi için güçlü bir çağrıda bulunuyor. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey bölgesinin boşaltılma uyarısı sonrasında yüz binlerce Filistinli yaşadıkları yerleri terk etmeye başladı. Kimileri arabaları, kimileri el arabalarına yükledikleri eşyalarıyla güvenli bir yer arıyor. Tarık Mıraç de onlardan biri. Dışarıdayım çünkü Yahudiler bize saldırıyor ve tehdit ediyorlar. Araplar nerede? Müslümanlar nerede? Gazze'de neler olduğuna bir bakın. Bütün insanlar gidiyor. Yola bakın. Kuzeydeki tüm insanlar Refah'a, Beyt Hanun'a, Han Yunus'a gidiyor. Mısır'a gidiyorlar. Araplar nerede? Müslümanlar nerede? Mısır'daki kardeşlerimiz nerede? Ürdün'deki kardeşlerimiz nerede? Gazze'deki güvenlik duygusu nerede? Hamas'ın bize sunduğu şey bu mu? Hamas bize ne yaptı? Bize bir felaket getirdi. Araplar nerede? Tarık Mıraç, İsrail'in yapılacak harekat öncesinde Gazze'nin kuzeyine broşürler attığını söylüyor. Bombardımandan, Yahudi tehditlerinden, herkesin burayı terk etmesi gerektiğini söyleyen bildiriler attılar. Bize bu bildirileri attılar. Yoksa bölgeyi içindeki insanlarla birlikte yok edeceklermiş. Kadınlar bu şekilde terörize edilmek için ne yaptı? Neyi yanlış yaptılar? Ülkelerinde susuz, elektriksiz, ilaçsız, yiyeceksiz kalmaları yanlış mı? Fırına bakın, kapalı. Yiyecek ekmek yok. Çocukların yiyeceği ekmek yok.
İsrail, Hamas'ın yoğun olduğu Gazze'nin kuzey bölgesinden sivil halkı ayırmak istiyor. Filistinliler İsrail'den gelen bombalara alışık ama Arap dünyasının sessiz kalmasına da tepkilerini her geçen gün daha fazla gösteriyor. Şimdi siyasi çözüm içinde temasların çok yoğun olduğu bir hafta sonu geçirdik ve bugün de aynı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü. Diğer taraftan İngiltere Başbakanı Sunak'la da görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Başkan Biden, ulusal güvenliğe odaklanmak için Colorado seyahatini iptal etmiş. Blinken, Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Katar Emiri ile görüştü bugün ve de Lavrov'un da Çinli mevkidaşıyla bir görüşmesi oldu. Putin de 18 Ekim'de Xi Jinping ile görüşecekmiş. O da düştü biraz önce ajanslara ama önemli bir aslında not bugün İran Dışişleri Bakanı'ndan gelen açıklamaydı. Siyasi çözüm için süre daraldı. Savaşın diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaşıldı diyor. İsrail-Filistin çatışması hakkında Tunus, Malezya ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla da görüştüğünü ifade etmiş İran Dışişleri Bakanı. Sizce süreç nereye evriliyor, ne dersiniz? Melis, şöyle hatırlatalım seyircilere de. Cuma akşamı İran'dan başka bir açıklama gelmişti. Bu daha da kasvetliydi aslında. İsrail tarafının eğer Gazze'ye girecek olursa İran'ın buna müdahale etmek zorunda kalabileceğini açıkça ifade ediyordu. Dolayısıyla demin de ilk açılışta söylediğim gibi savaşın nerelere doğru evrilebileceğini henüz kestiremiyoruz. Akdeniz'de iki tane Amerikan uçak gemisi, birisi dünyanın en büyük uçak gemisi. Diğer taraftan Türk silahlı kuvvetleri 16'sından yani bugünden başlayarak Akdeniz'de bir NAVTEX ilan ederek tatbikata başladı. Öte taraftan İran, Lübnan, Suriye hepsi birlikte çemberin içindeler. Dolayısıyla sıkıntılı bir durum var. Hatta bu durumun içine uzun vadede Rusya, Çin de girmek zorunda kalabilir. Dolayısıyla hakikaten farklı bir boyuta doğru evrilebilir. Onun için şu anda alarm zilleri tekrar çalmaya başladı. Bence İsrail'e biraz daha aklı selim davranması konusunda bir takım telkinler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Ancak İsrail de kendi tarafından haklı gördü ve kesinlikle Gazze bölgesinde Hamas'ı ortadan silmeden bu harekatı sonlandırmayacağını belirten ifadeleri ardı ardına sıralamaya devam ediyor. Evet, o telkinlerden biri de herhalde Biden'ın yaptığı açıklamaydı. Dün CBS kanalına verdiği röportajda İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük bir hata olur dedi Biden. Diğer taraftan Yalın'ın da bugün açıklamaları var bu konuyla ilgili. Orta Doğu'da artan gerilimin küresel ekonomiyi resesyona sürükleyip sürüklemeyeceği konusunu öngörmek için erken diyor tabii doğal olarak. Ama gerilimin İsrail ile Gazze'nin ötesine yayılıp yayılmayacağı önemli olacak. Kaçınmak bundan istediğimiz en önemli sonuç demiş. Bir de şu vurgusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in askeri ihtiyaçlarını karşılayacak güçte olduğunu ve Rusya karşısında Ukrayna'nın da desteklenmesi gerektiğini yeniden vurgulamış Yalın. Doğru. Aslında orada da hafta sonunda gelen Amerika'da resesyon beklentisinin azaldığını belirten bazı haberler vardı. Özellikle Wall Street Journal'ın yapmış olduğu ankette uzmanlar önümüzdeki yıl içinde resesyon beklentisinin Amerika'da oldukça düştüğünü ve ilk kez %50'nin altına geldiğini belirtiyorlardı. Aslında Amerika'da da işler sanki yavaş yavaş yeni yılda yoluna girecek gibi gözükürken birden böyle bir gerginlik ortaya çıktı. Tabii unutmamak gerekiyor, hala Ukrayna-Rusya savaşı da devam ediyor. Bu şu anda ikinci bir plana atıldı ama burada da herhangi bir sonuç yok ve üst kuzey tarafımızda da devam eden bir savaş var şu anda. Onun için etrafımız yanıyor. Evet, şunu da geçeyim ekonomi kısmına. Çünkü Yalın demişken orada bırakmıştım. Şimdi Yalın, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek faiz kalıcı olabilir dedi bugün.
yaptığı açıklamada Sky News'a bir röportaj vermiş kendisi. Yüksek faiz oranları kalıcı olabilir ancak bu kesin değil. İzlediğimiz mali patika konusunda da dikkatli olmalıyız demiş. Şimdi yayına girmeden önce Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'dan açıklamalar geldi. O da diyor ki Fed'in faiz artırımlarıyla işi büyük olasılıkla bitti. Verilerde bir geri dönüş olmadıkça Fed faizi sabit tutmalı. Şunu söyleyeceğim, soracağım size. Şimdi bir Şahin açıklamalar görmüştük Powell'dan, biliyorsunuz. Ama onun üzerine özellikle geçtiğimiz hafta ardı ardına güvercin açıklamalar geldi. Ve o Şahin açıklamalarının yarattığı küresel risk iştahındaki azalma piyasalarda yeniden pozitife dönmeyi yarattı Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Acaba biz artık hani sözlü yönlendirmelerle faiz artışlarının olmayacağına mı alıştırılıyoruz Amerika Birleşik Devletleri de Fed tarafından? Birkaç ay daha görmek lazım. Kasım ve Aralık'taki durumu gördükten sonra bunu daha net söyleyebiliriz ama evet, söylediğin doğru. Üst üste gelen güvercin açıklamalarla birlikte zaten dolarda da hafif bir zayıflama gördük. Euro tarafında bir güçlenmeye izledik. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda ve aylarda belki de gerçekten yeni bir faiz artışı olmayacak. Ama faizlerin de hep söylediğim gibi çok kısa vadede Amerika'da düşüşe gireceği ve tekrar yeniden eski bol paralı dönem ve düşük faizli dönemlere geçeceğimizi çok yakın planda ben düşünmüyorum. Faiz düşüşü için en erken konuşabileceğimiz tarihi 2024'ün ilk çeyreği ile ikinci çeyreği arasında bir yerlerde olabileceğini düşünmemiz lazım. Daha henüz toz pembe hayaller görmek için çok erken. Evet. Peki sizin tahmininizi de, yani spesifik tahmininizi de alayım. Hani Kasım'da ne bekleyelim Fed'den? Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Kasım'da ben daha önce 0.25 daha artış yaptıktan sonra bekleyeceği konusunda bir tahminim vardı. Ama bu olan gelişmeler, özellikle İsrail'de olan gelişmeler sonrasında Fed'in biraz daha güvercin olup beklemeye devam edebileceğini açıkçası düşünüyorum. Ondan sonraki ilk toplantıda belki bir tane daha 0.25 yapabilir ama şu anda ben Kasım toplantısında herhangi bir artış artık yapacağını düşünmüyorum. Eskiden düşünüyordum, bunu da açıkça söylüyordum, biliyorsun 0.25'lik daha olur diye. Burada sabit tutup izlemeye geçeceğini tahmin edebiliriz. Evet, şimdi içeriye geçeceğim ama IMF biliyorsunuz toplantıları oldu, yıllık toplantıları Dünya Bankası ile birlikte. Şimdi orada toplantılarda da yine IMF Başkanı'nın açıklamaları var. Kısaca ona bir dinleyelim hocam, ardından yorumunuzu alayım. Uluslararası Para Fonu IMF'nin yıllık toplantıları Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik kullanılacak dil nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlandı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Fas'ın Marrakeş kentinde düzenlenen IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları sona erdi. Toplantılarda Uluslararası Para ve Finans Komitesi üyeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik kullanılacak dil konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde uzlaşamadı. Toplantılar sonunda IMF'ye başkanlık eden İspanya Ekonomi ve Dijitalleşme Bakanı Nadia Calviño bir bildiri yayımlayarak, IMF'in mevcut kaynak kapsamını koruyacak yeni kota katkıları yapılması çağrısında bulundu. Bildiride, fonun mevcut kaynak kapsamını kota artışı yürürlüğe girene kadar korumak amacıyla yönetim kurulunu geçiş düzenlemeleri önermeye çağırıyoruz denildi. IMF üye ülkeler yıl sonuna kadar fonun kredi kaynaklarında anlamlı bir artış yapılması konusunda anlaşmaya varırken, Çin ve Brezilya gibi diğer gelişmekte olan büyük ülkelere daha fazla pay vermeden IMF finansmanını artırmaya yönelik Washington destekli bir plan üzerinde anlaşılmaması dikkat çekti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kota artırımının COVID-19 salgını gibi başka bir ekonomik şokla karşı karşıya kalınması durumunda IMF'i harekete geçmesi için finansal açıdan güçlü kılacağını vurguladı. Georgieva, İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomi için bir başka belirsizlik kaynağı olduğunu belirterek, çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Bir haberimiz daha var konuyla ilgili. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında gerçekleşen görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Çakar, yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu belirtti.
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen yıllık toplantılarına katıldı. Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Çakar, IMF, Dünya Bankası toplantılarının 50 yıl aradan sonra bir Afrika ülkesinde yapılmasının önemli bir mesaj olduğunun altını çizerek, Afrika'da dünya nüfusunun %18'i yaşıyor. Dünya gelirinde ise %3 düzeyinde pay alıyor. Kişi başına düşen ortalama geliri yaklaşık 3.000 dolar düzeyinde. Dünyanın en genç ve en hızlı büyüyen nüfusuna sahip bu kıtanın kalkınması için yapılacaklar gündemde önemli bir yer buldu ifadesini kullandı. Enflasyonla mücadelenin seyri, büyümenin ve ticaretin sürdürülmesi, yüksek borçluluk düzeyi, artan korumacılık, çok kutuplu yapıya doğru gidişin neden olduğu muhtemel gerginliklerin yönetilmesi, jeopolitik riskler, iklim ve çevre dönüşümü, dijital gelişmeler, uluslararası işbirliğinin artırılması gibi konuların ele alındığı toplantıda Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. Yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu belirten Çakar, gelişmelerin yurt dışında olumlu değerlendirildiğini vurguladı. Hocam şunu merak ediyorum, şunu soracağım. Şimdi bizim içeride de sonuçta taze para ihtiyacı arttı Borsa İstanbul'da baktığımız zaman. Bu temasları da görüyoruz ardı ardına. Dünyanın dört bir yanında temasları var. Mehmet Şimşek'in ve Gaye Erkan'ın da aynı zamanda. Ne dersiniz, yakın vadede yabancı girişi olur mu kısa vadede? Çok kısa vadede, yani bu yılın içinde ben herhangi bir ciddi anlamda yabancı girişi olacağını açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Zira bir tarafta uluslararası konjonktür sebebiyle özellikle yakın bölgemizdeki, yakın coğrafyadaki demin konuştuğumuz olaylar, Ukrayna Savaşı'nın hala devam ediyor olması, Türkiye'nin uluslararası konjonktürdeki bazı riskleri taşıyor olması, öte taraftan da henüz daha taahhüt edilen ekonomideki enflasyonun aşağı indirme sürecinin ciddi biçimde başlaması, faizlerin negatif faiz alanından kurtulup pozitif faiz alanına geçmesi gibi birçok üzerinde düşünülmesi gereken konu var. Bu sebeple ben kısa vadede, önümüzdeki 3 aylık en azından dönemde böyle bir şeyi beklemiyorum açıkçası. Büyük çaplı bir yabancı yatırım gelmesi çok olası gözükmüyor. Çok teşekkür ediyorum hocam yayınımıza katıldığınız için. Size de iyi haftalar dileyelim. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Ve efendim, Borsa İstanbul'daki son verileri size verip de kapatalım bugün programımızı. Çünkü burada biz yayını yaparken satışların derinleştiği bir günün içindeyiz şu anda. BIST 100 endeksinde 2.16 oldu düşüş ve de en düşük seviye 7.930. 4 oldu Borsa İstanbul'daki, gidiyor şu an daha da aşağıya doğru. Sanayi endeksi 12.855'te 3.16'lık bir düşüşte. Holding endeksinde 0.49'luk düşüş 55 oldu. 7.238'de ulaştırma 24.717'de ve teknolojide özellikle baktığımızda %4'ü aştı satışlar. Bankacılık endeksinde bakıyorum 1.35'lik düşüş var orada da. Ve efendim kapatalım. Yarın saat 16.30'da yeniden birlikteyiz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.